Burada yaklaşık bir su bardağı kadar ılık, hatta oda sıcaklığında diyebilirim, süt var. Onun üstüne yine aynı şekilde bir su bardağı kadar oda sıcaklığında su ilave ediyorum. Ve mayanın çalışması için bu ikisini şöyle bir kabın içerisinde birleştiriyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar şöyle toz şekeri de içerisine ilave ettim. Her şeyin başında burada toz şeker, süt, su ve mayayı güzelce çırpıyorum. Ve kuru mayayı birazcık buradaki çözeltinin içerisinde iyice kendini bıraksın diye karıştırıyorum. Her zaman olduğu gibi bunun aslında bir 5 dakika böyle kendi halinde olup ön maya gibi biraz mayanın çalışmasını beklemek avantajdır. 5-5,5 bardak kadar un var. Öncelikle her zaman olduğu gibi şöyle bir ortada güzel çukur açtım. Bunu içerisine koyacağım. Bunun içerisine birazcık da ayçiçek yağı ilave edeceğim. Yaklaşık yarım bardak kadar ayçiçek yağı. Bu kadar yeterlidir. Ayçiçek yağını da ilave ettikten sonra şöyle güzelce karıştırdım ve bu mayalı karışımı olduğu gibi hamurun içerisine aldım. Tuzu da alıp şu şekilde dışarıdan serptikten sonra her zaman olduğu gibi bir çatal, bir spatula ve kendi bilek gücünüze güvenerek bu hamuru güzelce tutmaya başlıyorsunuz. Hamurunuzu böyle 5 dakika kadar güzelce yoğuracaksınız. Zaten süper bir kıvamda. Hem yumuşak hem pürüzsüz. 10 numara 5 yıldız. Şimdi bunun her mayalı hamur gibi 1 saat mayalanması lazım. Alıyorsunuz, başladığınız çanağın içerisinde güzelce mayalayabilirsiniz. Güzelce kapatıyorsunuz ve 1 saat mayalanmaya bırakıyorsunuz. Şimdi bunu alayım şöyle kenara. Yaklaşık 1 saat kadar bekleteyim. Mayalı hamurumuzun işlemine geçebiliriz. Çünkü 1 saat içinde oldukça yoğun ve güçlü bir şekilde kabardı. Tekrardan tezgahın üstüne alabiliriz. Ve bir tur şöyle güzelce yoğurabiliriz. Bu hamuru 16 parçaya böleceğiz. Yani hatta şöyle bıçakla daha kolay bölersiniz bunları. Ortadan 2'ye, bir daha 2'ye, 8, bir daha 2'ye, bir daha 2'ye. Bu şekilde yaparak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunları da ortadan 2'ye böldüğünüzde toplam 16 parça hamur elde etmiş olursunuz. Ve bizim gerçekten 16 parçaya ihtiyacımız var. Bu 16 parçanın her birini 1, 2, bu şekilde yuvarlak toplar yapacağız. Buradaki hazırladığımız her bir hamuru dörderli vaziyette, takım vaziyetinde çalıştıracağız. Ama tereyağı lazım. Bakın, alın hamurunuzu. Şu şekilde üstüne parmağınızla bastırın. Sonra bir parça tereyağı alın. Tam ortasına koyun. Ve bu yağla beraber bak görüyor musunuz nasıl hamur yürüyor, genişliyor, büyüyor ve açılıyor. İşte aynen bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? Elimle hamuru tereyağının da bana verdiği yetkiye ve güce dayanarak böyle bir tatlı tabağı boyutu civarında bir boyutu açıyorum. Bir numaralı hamur işte burada. Aynı şekilde 2, 3 ve 4. hamurları yapıyorum. 4 hamur bir takım yapıyor. 4 tane hamurdan 4 takım yapacağım. Çok zor gibi gözüküyor ama inanın bana çok da zor değil. Çünkü tereyağıyla beraber bunları açmak çok çok kolay oluyor. İyice de bir dinlendirirseniz tereyağı dolapta soğukla beraber kendini topluyor. Çalışması çok daha kolay oluyor.
Şimdi kabul ediyorum ilk başta birazcık fazla yağlı gelebilir ama bu tip yağlı poğaçalar yağlıdır yani. Bunu yapacak bir şeyimiz yok. Bu dinlendirme işlemindeyken de birazcık tereyağı donar ve istediğimiz kıvama yakın bir kıvama gelir. Biz biraz daha yağla çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi bakın bu dört katı bu şekilde araları da yağlı ya. Bu şekilde açmanızı istiyorum sizden. Mümkün olduğu kadar dikdörtgen bir formda açmaya çalışın bunları. Yırtmamaya çalışın. Böyle uzata uzata dikdörtgen bir vaziyette açmak istiyorum. Ve inanın bana ne kadar ince açarsak o kadar güzel ve ince katlar elde edeceğiz poğaçamızın içerisinde. İlk başta bu çok ince yeter gibi gözükse de bunu mümkün olduğu kadar inceltin. Sanki böyle hani baktığınız zaman tezgah görecek kadar inceltmek güzel bir sonuç olacaktır. Alın elinizde şöyle yürütün, yürütün, yürütün ve mümkün olduğu kadar güzel bir dikdörtgen forma ulaşmaya çalışın. Şimdi bu hamur gördüğünüz gibi bir A4 kağıdından daha da büyük bir boya kadar geldi. Tereyağı elimin altında her ihtiyacım olduğunda bunu birazcık yağla bu şekilde çalıştırdım. Niye dikdörtgen bir form? Çünkü katlayacağım ve katladığım zaman aslına bakarsanız o dikdörtgen bana tam bir kıvam verecek. Aldım bir parçacık daha yağ sürdüm. Ne kadar yağ o kadar güzel oluyor çünkü. Sonra dikkatli vaziyette şu alttaki parçayı aldım yırtmadan. Şöyle ortaya doğru getirdim, katladım şu şekilde. Tamam. Şöyle. Buraya bir parçacık daha yağ sürdüm. İncelttim. Sonra buradaki parçayı aldım. Üstüne kapattım. Hemen hemen bu dikdörtgen formumu korumaya devam ediyorum. Tamam. Her aşamasında bir parçacık yağdan faydalandım. Sonra bunu takriben göz kararı 5 tane eşit parçaya bölmenizi isteyeceğim. Mesela şu birinci parça, şu ikinci parça, 3, 4 ve 5 parça. Tamam. Bunların her biri birer tane poğaça olacak. Şimdi bir numaralı poğaça aldım. Hafifçe bastırıyorum. Genişletiyorum. Sonra bir peynir karışımım var. Beyaz peynir, kaşar peyniri. Şöyle hafiften karıştırıyorum bunları. Burada mesela net gramajlar söylemeyeceğim. Şu kadar gram, bu kadar gram vesaire demeye gerek yok. Hafiften bir karıştırıyorum. Sonra bu peynirli karışımından bir parça alıp bunun ortasına doğru koyuyorum. Tamam. Şöyle şu şekilde. Ve bu arkadaşı bir çapraz, diğer tarafa çapraz olacak vaziyette kapatıyorum. Hafif bir bohça formu oluşturduktan sonra da avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Ve aslına bakarsanız bir numaralı poğaça hazır. Bu da bu şekilde bir fırın tepsisine transfer ettikten sonra da aynı işleme devam ediyor. Bundan sonra yapacağım şey şu. Bütün buradaki yaptığım hazırlığı aynen bu şekilde iki tane fırın tepsisine pay edeceğim. Üstlerini bıçakla bir X işareti yapacağım ve o bıçakla yaptığım X işaretinden sonra da birazcık yumurta sarısı süreceğim ve fırında pişirme işlemine geçeceğim. Şu an fırınım 220 derece, fırını 200 dereceye alacağım ve aşağı yukarı 20-25 dakika kadar pişireceğim. Şu işlemi yaptıktan sonra burada bak şu katları görüyorsunuz ya, önemli çünkü bu detayı söylemem. Bu katları görüyorsunuz. Bu haldeyken bir parçacık daha tereyağı koyun, bir tur daha katlayın. Böylece şu kadar fazla kat elde etmiş oluyorsunuz. Ondan sonra da yavaşça üstüne bastırıp bunu bir poğaça kıvamına getirin.